Selamun aleyküm. 6 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1827 Londra Anlaşması imzalandı. 1885 Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Tıpta devrim niteliğini taşıyan bu ilk deneme başarılı oldu ve insanlık önemli bir hastalığın ilacına kavuşmuş oldu. 1917 Etkili bir İngiliz ajanı olan Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı. Düzensiz birliklerle gerilla taktiği uygulayan Lawrence, Akabe'nin işgalinde önemli rol oynadı. Arapların Osmanlı'ya karşı kışkırtılmasında da önemli rolü olan Lawrence, bu faaliyetleri ve uzun yıllar Araplar arasında yaşaması nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak da anılmış ve kimi Araplar ona Dinamit Emir lakabını takmışlardır. Tek amacı Britanya'nın Araplar arasındaki hakimiyet ve kontrolünü pekiştirmek olan bu sadık İngiliz ajanının Araplar arasında kısa sürede benimsenip sevilmesi milliyetçilik akımının tehlikesini gözler önüne sermektedir. 1923 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Din afyondur sloganıyla yola koyulan komünizm, din tarih ve erdemler adına ne varsa kapitalizmin sömürü araçları olarak görüp hepsini ortadan kaldırdıktan sonra yepyeni bir insanlık meydana getirmeye soyunmuştur. 1980 Çorum'da Mayıs sonunda başlayan olaylar Temmuz'un ilk haftasında iyice tırmandı. Gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazağ'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Sağ-sol çatışmasına dönen olaylar mahalle aralarına yayıldı. 29 Mayıs-6 Temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 2014 Mısır'da Junta güdümündeki mahkemeler Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedi ile birlikte 37 ihvan üyesine müebbet, 10 ihvan üyesine de idam cezası verdi. 2014 Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde Taliban'a yönelik saldırılar nedeniyle 572 bin kişi yerinden oldu.